Halk TV'ye konuk olan İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk'i son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıklarken AKP'nin oyları pandemi de artmıştı ama şimdi yeniden azaldı açıklamasında bulundu. Şirin Payzın ile Sözün Var'da konuşan Can Selçuk'i Deva Partisi'nin oylarını ise ikiye katladığını açıklıyor. Anketteki çıkan sonuç şu şekilde. AKP %36,27, CHP %18,63, HDP %10,43, MHP %9,5, İyi Parti %9,2, Deva Partisi %2, Gelecek Partisi 0,78, kararsızlar %10. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin oyu kuşkusuz yine %25'e kadar çıkacaktır ama bu ankette %18 olması çok çarpıcı. %18'in üzerindedir CHP'nin oyu. AKP %36 değil de %32, %34 seviyesindedir. MHP %9, %10 bandında hareket eder. HDP yine aynı şekilde %10'u alabilir. İyi Parti %9 mu? Orasını bilmiyoruz. Çünkü bir emanet oylar vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İyi Parti'ye geçmiş olan. O oylar geri dönebilir CHP'ye. Gelecek Partisi 0,78 gözüküyor Ahmet Davutoğlu'nun. Bu oy oranı da seçim olması durumunda yükselecektir. Ali Babacan'ın partisi medyada son zamanlarda yer bulmaya başladıktan sonra yükselmeye başladı. Çünkü daha öncelerde Babacan'ın partisini %1 dahi göstermiyorlardı. Bu tabii ki İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anketi. Olası bir erken seçim olması durumunda veya bir zamanında yapılacak seçim olması durumunda bu sonuçlar değişecektir. Ama bilinen şöyle bir gerçek var ki AKP ve MHP'deki erime devam edecektir. Çünkü vatandaş artık homurdanmaya başladı. Sokağın sesini de duymadıkları için yapay gündemlerle uğraşıyorlar. Dolayısıyla böyle devam etmeleri durumunda muhalefetin oyu daha da artacaktır. Cumhur İttifakı'na oy verenlerin kararı da kuşkusuz değişecektir. Değişmeye devam edecektir.